Evet arkadaşlar, hepinize merhaba. Bugün sizlerle Altın Karma Yayınları 8. Sınıf Matematik Soru Bankası kitabı ile dersimize devam ediyoruz. Ondalık gösterimleri çözümleme, ondalık sayıların çözümlenmesindeyiz. Konumu büyütüyorum. Pozitif bir ondalıklı sayının basamak değerlerinin toplamı şeklinde yazılmasına çözümleme denir. Örneğin 384 tam 1952 sayısını çözümleyelim demiş. Bakın buradaki 3 yüzler basamağıdır. Dolayısıyla 3 çarpı 100, yani 3 çarpı 10 üzeri 2 diyoruz. 8 onlar basamağındadır. Dolayısıyla 8 çarpı 10 üzeri 1 diyoruz. 4 birler basamağındadır. 1'i 10'un kuvveti olarak yazdığımızda 10 üzeri 0 olarak yazılır. Ve burası 4 çarpı 10 üzeri 0 olur. Buraya geldim. 9 onda birler basamağıdır. 9 çarpı 10 üzeri eksi 1. 5 yüzde birler basamağındadır. 5 çarpı 10 üzeri eksi 2. 2 binde birler basamağındadır. 2 çarpı 10 üzeri eksi 3. Bu şekilde çözümlenir arkadaşlar. Burada bize bir tane uyarı vermiş. 0 rakamının olduğu basamaklar çözümlemede yazılmayabilir. Ki genellikle yazılmıyor. Aşağıda verilen sayıları 10'un tam sayı kuvvetini kullanarak çözümleyiniz demiş. Çözümleyelim. 2 arkadaşlar onlar basamağında olduğu için burası 2 çarpı 10 olur. Artı 4 birler basamağında olduğu için 4 çarpı 10 üzeri 0 olur. Artı 3 onda birler basamağında olduğu için arkadaşlar burası 3 çarpı 10 üzeri eksi 1. Artı 8 yüzde birler basamağında olduğu için 8 çarpı 10 üzeri eksi 2 oldu. Buraya geldim. 2 birler basamağında olduğu için 2 çarpı 10 üzeri 0 olur. Artı burası 7 çarpı 10 üzeri eksi 1. Artı burası 5 çarpı 10 üzeri eksi 2 oldu. Aynı şekilde burası 1 çarpı yüzler basamağında olduğu için 10 üzeri 2 diyorum. Artı 3 çarpı onlar basamağında olduğu için 10 üzeri 1 diyorum. Artı 8 çarpı 10 üzeri 0. Artı 2 çarpı onda birler basamağında olduğu için 10 üzeri eksi 1. Artı 0'ı yazmıyorum. 5 çarpı 10 üzeri eksi 3 olarak geldi. Aynı şekilde devam edelim. Burası 2 çarpı 10 üzeri 0'dır. Artı 8 çarpı 10 üzeri eksi 3'tür. Buraya geldiğimde burası 3 çarpı 10 üzeri 2'dir. Artı 1 çarpı 10 üzeri eksi 3'tür. Burası sadece 9 çarpı 10 üzeri eksi 3'tür. Burası 2 çarpı 10 artı 8 çarpı 10 üzeri 0 artı 3 çarpı 10 üzeri eksi 1 artı 4 çarpı 10 üzeri eksi 2 artı 5 çarpı 10 üzeri eksi 3 dedik. Buraya geldiğimde arkadaşlar 1 çarpı 10 üzeri 0 artı 2 çarpı, buradaki 0 yazmıyorum, 2 çarpı 10 üzeri eksi 2 artı 4 çarpı 10 üzeri eksi 3 olarak geldi arkadaşlar. Aşağıda 10'un kuvvetlerine göre çözümlenmiş hallere verilen ondalık sayıları yazınız demiş. Bakın bu 10 üzeri 0 1 olduğu için bu birler basamağındadır. Birler basamağına 2'yi yazdım. Burası 10 üzeri eksi 1 yani 10'da birler basamağıdır. Buraya 3 yazdım. Burası 10 üzeri eksi 2 yani yüzde birler basamağı, buraya 7'yi yazdım. Yani burası 2 tam %37'dir. Buraya geldim. 10 üzeri 2 yüzler basamağı olduğu için yüzler basamağına 8 yazdım. 10 üzeri 1 10 olduğu için arkadaşlar onlar basamağına 4 yazdım. Birler basamağına 3 yazdım. Virgül burası 69 olarak gelir. 10 üzeri 2 100 olduğu için yüzler basamağına 6'yı yazdım. Bakın yüzler basamağından direkt birler basamağına gidiyor. Yani onlar basamağında 0 var. Birler basamağında 7 varmış. Virgül. Onda birler basamağında 7 varmış. Onda birler basamağından direkt binde birler basamağına gidiyor. Yani yüzde birler basamağında 0 var. Binde birler basamağında 9 var diyoruz. Buraya geldim. Binler basamağında 6000 olduğunu gördüm. Virgül. Burası ise 0 tam %7'dir. Yani 6000 tam %7 olarak gelecek bana. 10 üzeri 0 1'dir. Hatta şöyle yazalım. 5 çarpı 1 dediğim değer 5'tir. Artı 6 çarpı, bakın bu
sıfır tam binde bir olarak gelir. 6 ile bunu çarptığımda sıfır tam binde 6 olarak bulurum. Ve buranın toplamı 5 tam binde 6 olur. Buraya geldim. Burası 1000'dir. Burası 100'dür. Burası sıfır tam %1'dir. Burası sıfır tam binde 1'dir. Burayı topluyorum. Burası 1100 tam. Binde şöyle yapalım. Binde 11 olarak geldi. Aynı şekilde burası 7 çarpı 1000'dir artı. Burası 6 çarpı 0 tam onda 1'dir artı. Burası 5 çarpı 0 tam binde 1'dir. Burası 7000 oldu artı. Burası 0 tam onda 6 oldu artı. Burası 0 tam binde 5 oldu. Buranın toplamı ise 7000 tam binde 605 olarak gelir bana. Buraya geldim. 8 çarpı 100 artı 6 çarpı 0 tam %1 artı 2 çarpı 10 artı 5 çarpı 5 yazalım. 5 çarpı 0 tam onda 1. Burası 800 artı burası 0 tam %6 olur artı burası 20 artı 0 tam onda 5 oldu. Ve ben buranın toplamını 820 tam %56 olarak bulurum. Aşağıda verilen eşitliklerde verilmeyen rakamları bulunuz demiş. Şimdi arkadaşlar bakın burası 4 çarpı 10 olacak. Çünkü onlar basamağında. 4 çarpı 10 üzeri 1. Ben buradan x değerimi 1 olarak buldum. Artım 2 çarpı 10 üzeri 0 doğru. Artım bakın burada demiş ki 7 çarpı 10 üzeri eksi 1. Yani onda birler basamağında 7 var. Yani benim a değerim 7 oldu. Artı buraya bakıyorum. 8 çarpı 10 üzeri eksi 2 doğru. Artı 9 çarpı 10 üzeri eksi 3. Yani binde birler basamağında 9 var demek. Burada b olduğu için b değerim 9'dur dedim. Şimdi buraya geldim. 10 üzeri 0 dediğim şey arkadaşlar benim birler basamağında olan sayımı söylüyor. Birler basamağında 5 olduğu için x değerim 5'tir. 3 çarpı 10 üzeri y demiş. 3 onlar basamağında olduğu için 3 çarpı 10 üzeri 1 olur. Artı 4 çarpı 10 üzeri eksi 3 bakın bunu söylüyor. Artı 1 çarpı 10 üzeri 2 bakın burayı söylemiş. Artı 7 çarpı bakın 7 nerede? %1'ler basamağında. Yani burası 7 çarpı 10 üzeri eksi 2 olacak. Benim t değerim eksi 2. Artı p çarpı 10 üzeri eksi 1. Burası onda birler basamağındaki rakamı söyler. Onda birler basamağındaki rakam da 2 olduğu için p değerime 2'yi yazdım. Buraya geldim. Bakın arkadaşlar 6 çarpı 10 üzeri 2 burada var. 7 çarpı 10 burada var. X çarpı bakın çözümlemede herhangi bir şey olmadığı için arkadaşlar yani x çarpı 10 üzeri 0 gibi bir değer olmadığı için ben diyorum ki benim de x değerim 0 çünkü çözümlemeyi yazmamışlar. Çarpı 4 çarpı 10 üzeri eksi 1 artı y çarpı 10 üzeri eksi 2 y değerim buradan 8 olarak geldi. Cebinde 45 TL'si olan İrem bir kalem için bakın bu şekilde bir ödeme yapıyor. İrem'in geriye ne kadarı kalır? Yapacağı ödemeyi bulalım. Burası 27 tam %25'tir. 45 TL'den arkadaşlar 27 tam %25'i çıkardığımda burası 17 tam %75 TL olarak gelir. Sonucunun çözümlenmiş halini bulunuz demiş. Arkadaşlar 12 eksi. Burayı ben bileşik kesire çeviriyorum. 29 bölü 8 oldu. Paydalarımı eşitlemek için burayı 8 ile genişlettim. Burası 96 bölü 8 eksi. 29 bölü 8 olur. Ve ben burayı 67 bölü 8 olarak buldum. Ondalık gösterime çevirebilmek için paydayı 10'un katlarından yapacaktım. Burası 1000 olabildiği için 125 ile genişlettim. Burası 8375 bölü 1000 oldu. Ve burası 8 tam 1375 oldu. Şimdi çözümleyelim bunu. 8 birler basamağında olduğu için 10 üzeri 0 artı.
3 onda birler basamağında olduğu için 3 çarpı 10 üzeri eksi 1 artı 7 onda bir yüzde birler basamağında olduğu için 7 çarpı 10 üzeri eksi 2 artı 5 binde birler basamağında olduğu için 5 çarpı 10 üzeri eksi 3 olarak gelir. Buranın cevabı. Olduğuna göre A artı B değerim. Bakın benim A değerim buradan 75 tam 10'da 2 olarak gelir. B değerim ise 0 tam 1000'de 349 olarak gelir. Bu ikisini toplayacağım. 75 tam 10'da 2 ile 0 tam 1000'de 349'u topladığımda 75 tam 1000'de 549 olarak bulurum. Dedim arkadaşlar. Böylelikle videomun sonuna geldim. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Lütfen beğenip abone olmayı unutmayınız.